Merhaba, bugün 30 Temmuz 2024, ben Tuğba Memiş. Anadolu Ajansı'nın hazırladığı Bir Bakışça Podcast'indesiniz. 28 Temmuz 2024 Pazar günü Venezuela devlet başkanını seçmek için sandıklara gitmişti, biliyorsunuz. 10 adayın yarıştığı bu seçimde Maduro'nun kazandığı duyuruldu. Seçimden zaferle çıkan aday 10 Ocak 2025'te ülkenin yeni devlet başkanı olarak yemin edecek. Ancak Venezuela'da halk bu sonuçların hileli olduğunu iddia etti ve sokağa indi, polisle çatıştı. Hemen detayları sormak istiyorum. Anadolu Ajansı Kolombiya muhabirimiz şu anda Venezuela'da ve oradaki durumu yakından takip ediyor. Sinan, hoş geldin. Hoş bulduk Tuba Hanım. Şimdi öncelikle seçim sürecini bir konuşalım istiyorum. Neler oldu bu süreçte? Halk tam olarak ne istedi? Bu yarışta kim ne vaat etti diyerek başlayalım. 10 adayın yarıştığı 28 Temmuz devlet başkanı seçiminde, yani 10 aday gibi yarışmış olsa da yarış beklenildiği gibi. İktidar partisi adayı Büyük Vatansever Kutup mevcut devlet başkanı Nicolas Maduro ile muhalefet koalisyonu adayı eski diplomat Arjantin ve Cezayir Büyükelçisi Edmundo González arasında geçti. Edmundo González'in tabii bütün seçim kampanyasında yanında olan, yani daha çok medyada onu görmeye alıştığımız bütün söylemler, vaatler, vahse eleştiriler hepsini muhalefet lideri Maria Corina Machado'dan duyduk. Yani bütün uluslararası medyanın gözü hep ondaydı. Ama ne olursa olsun muhalefet koalisyonu adı Edmundo González'ti. Diğer 8 adayın açıkçası ne sokaklarda ne caddelerde gezdiğimiz, gördüğümüz hiçbir yerde pek esamesi okunmadı. Yani 28 Temmuz seçimlerine gelinceye kadar süreç gayet sağlıklı ve barışçıl bir şekilde ilerledi. Yani her iki taraf da seçim kampanyasını hiçbir engelle karşılaşmadan her istediği yerde halk buluşmalarını gerçekleştirdi, vaatlerini söyledi, medyaya dilediği gibi konuştu ve sağlıklı bir süreç işledi 28 Temmuz seçimlerine gelinceye kadar. Tabii Venezuela'da en son seçimlerin 6 yıl önce yapıldığını hatırlatmakta fayda var. Biliyorsunuz uzun zamandır Venezuela'da siyasi bir kriz yaşanıyor. Muhalefetle iktidar arasında yani birçok anlaşmazlık var. Ülkede hali hazırda bir ekonomik kriz devam ediyor. Gerçi son birkaç yıldır mevcut hükümet bir önceki koşullarla mukayese edilmeyecek derecede ülkeyi önemli bir seviyeye çıkardı. Bunu caddelerde, sokaklarda ve meydanlarda da çok rahatlıkla gözlemleyebiliyoruz. Yani insanlar rahatlıkla dolaşıyor, restoranların dolu olduğunu görüyoruz, alışveriş merkezlerinin son derece hareketli olduğunu görüyoruz. Burada da tabii bir takım medyanın kara propagandası söz konusu. Sanki Venezuela'da her şey çok kötüymüş, insanlar inanılmaz bir yoksulluk ve her gün sanki şiddet olayları yaşanıyormuş gibi bir hava estiriliyor. Açıkçası ben bir haftadır gezdiğim, dolaştığım, konuştuğum ve röportaj yaptığım insanlardan bunu sezinlemedim. Yetkililerle de görüşme imkanımız oldu. Gazeteci meslektaşlarla da konuştuk. Hiçbir şey dışarıdan anlatıldığı gibi değil. Bunu söylemekte fayda var. Seçimlerin öncesine yine dönmeye gelirsek, 6 yıl sonra ilk defa böyle bir seçim gerçekleşti. Öncesinde Barbados adasında muhalefetle iktidar arasında bir anlaşma imzalandı. Yani iktidar da muhalefet de dilediği gibi adaylarını çıkartabilecek, özgür ve adil bir seçim olacağı söylendi. Muhalefet kendi adayını çıkarttı ve burada önemli bir hususu altını çizmek istiyorum. 10 yıl sonra ilk kez tüm muhalefet partileri seçimlere katıldı. Yani kimse boykot etmedi. Bütün siyasi partiler sandıklarda halkın tercihine sunuldu. Bu çok önemli. Ve 28 Temmuz sabahın erken saatlerinden itibaren insanlar sandıklara akın etti. Çok ciddi bir katılım vardı. Ve bu süreç son derece sağlıklı işlendi. Hiçbir güvenlik problemi yaşanmadı. Herkes dilediği gibi oyunu kullandı. Aynı şekilde ülkeye gelen uluslararası gözlemcilere de vurgu yapmak istiyorum. Devlet tarafından yapılan açıklamada, yani Venezuelalı yetkililerden 900'den fazla uluslararası gözlemci davet edildi. Ve bu gözlemcilerin bütün okullarda, seçim merkezlerinde oylar nasıl kullanılıyor, süreç nasıl işliyor, Venezuela Ulusal Seçim Konseyi yetkilileri tarafından gerekli bütün şartlar sağlandı. Ve 28 Temmuz'da bu seçim gerçekleşti. Seçimlerden birkaç saat sonra Uluslararası Seçim Konseyi yaptığı resmi açıklamada mevcut devlet başkanı Nicolas Maduro'nun oyların %51'ini alarak üçüncü kez seçildiğini duyurdu. Onun en yakın rakibi muhalefet
yani Birleşik Muhalefet Platformu adayı Gonzales'in ise %44,2 zannedersem, oranlar değişiyor sürekli, oy aldığını ve Maduro'nun seçimleri kazandığını söyledi. Bir sonraki günde Nicolas Maduro mazbatasını almak üzere Ulusal Seçim Konseyi'ne davet edildi. Burada Türk heyeti, yani Türk gözlemci heyeti de aynı şekilde hazır bulundu. Maduro burada yaptığı açıklamada, yani seçim akşamı da zaferini ilan ettikten sonra da ülkedeki bütün siyasi kesimler ulusal diyalog çağrısında bulundu. Uzlaşma, barış mesajları verdi. Kucaklayıcı, birleştirici ve bütünleştirici ifadeler kullandı. Hiçbir şekilde kimseyi dışlamayacaklarını ve yeni bir aşamaya geçtiklerini, mevcut ekonomik koşulları daha da düzelteceğini, yeni vaatler, yeni konutlar, sosyal programlar, ekonomik dönüşüm, yabancı yatırım, yani ülkeyi mevcut koşullardan çok daha iyi yere götürecek vaatlerde bulundu. Dışlayıcı ifadeler kullanmadı. Dediğim gibi son derece kapsayıcı ve herkese hitap eden cümleler kullandı. Her şeyden önce dün yaptığı açıklamada, yani mazbatasını aldıktan sonra yarından itibaren herkese ulusal diyalog çağrısında bulunacağım dedi. Herkesle konuşacağız ve ülkemizi mümkün mertebe en iyi noktalara taşıyacağız dedi. Ve senin de ifade ettiğin gibi seçim sonuçları açıklandı. Maduro üçüncü kez başkan olacak. Tabii Maduro'nun kazandığının açıklanmasının ardından uluslararası arenaya bir bakacak olursak eleştiri ve tebrikler de vardı. Mesela Arjantin'den Maduro'ya karşı darbe çağrısı geldi. Bu noktada neler söylersin? Tabii seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından bazı ülkeler tebrik etti, bazıları kuşkuyla yaklaştı. Latin Amerika'da 9 ülke Maduro'nun kazandığı seçimlere ilişkin Amerikan Devletleri Örgütü'nü acil toplantıya çağırdı. Yani bu sonuçların kapsamlı bir şekilde incelenmesini ve onların kuşkularının, yani muhalefet tarafının da kuşkularını giderecek bir sonuç görmek istediklerini söyledi. Yani tatmin olmadılar bu seçimden. Uluslararası medyada çıkan hile iddiaları, tabii muhalefetin de bu hususta yaptığı çok fazla açıklama var. Mesela Maduro seçim zaferini ilan ettikten kısa süre sonra muhalefet sözcüleri ve muhalif lider Machado seçimleri kendilerinin kazandığını, hatta ellerindeki tutanaklara göre %73 ile açık ara farkla kazandıklarını ısrarla iddia etti. Aynı şekilde devlet başkanı adayı Gonzalez'in de buna benzer ifadeleri var. Ulusal Seçim Konseyi'nin açıkladığı sonuçlara itiraz ettiler ve bunları kabul etmeyeceklerini söylediler. Yine muhalefete yakın medya çok sayıda hile yapıldığı yönünde haberler yapıldı. Bir sürü iddia çıktı, ortaya atıldı. Yani bu iddiaların hepsi doğru değil. Bazı uluslararası medyada çıkan haberlerin ben buradan gözlemlediğim kadarıyla o şekilde olmadığına kanaat getirdim. Çünkü Türk yüzlü gözlem heyetiyle de yaptığım röportajlar, ki onlar bütün sandıkları incelediler. Bana seçimin son derece sağlıklı işlediğini ve tarafsız bir şekilde yürütüldüğünü bahsetti. Aynı şekilde diğer uluslararası gözlemcilerle de konuşma fırsatım oldu. Yani dış tepkilere bakarsak tekrardan, Arjantin Devlet Başkanı aşırı sağcı Javier Milei'nin zaten başından bu yana, yani haftalardır Maduro yönetimine yönelik çok sert ifadeleri vardı. Yani ben neredeyse belden aşağı ifadelere varıncaya kadar çok sert cümleler kullandı. Ya seçimden önce de zaten sonuçların adil olmayacağını, sonuçların hileli olacağını defalarca kez açıkladı. Seçim sonuçları açıklanır açıklanmaz da çok daha ileri noktalara gitti, ağır kelimeler kullandı, darbe çağrısında bulundu. Maduro'nun gitmesi gerektiğini söyledi. Yani Maduro seçimleri kazanmış, kazanmamış, bunun Milei için bir önemi yok. O toptan sosyalizme, yani çavizme karşı olan bir adam. Yani karşı tarafın kazanıp kazanmadığı önemli değil. Mühim olan Milei'nin arzu edip, yani arzu ettiği kişinin kazanması önemli. Ondan dolayı da zaten başından beri muhalefete sınırsız bir destek veriyordu. Seçim sonuçlarının hemen arkasından sert ifadeler kullanarak darbe çağrısında bulundu. Diğer ülkeler öyle değildi. Onlar da bazı sert ifadeler kullandılar ama açıkçası Venezuela'nın iç işlerine müdahale eden, yani Venezuelalı yetkililerin açıklamasına göre, işte seçimlerden hoşnut olmadıklarını, Amerikan Devletleri Örgütü'nü acil toplantıya çağırdıklarını gibi ifadeler kullandılar. Bunların arasında Şili, Dominik Cumhuriyeti, Panama, Ekvator, Peru, Uruguay ve tabii ki Arjantin. Daha sonrasında ise El Salvador ve Dominik Cumhuriyeti ile de aynı şekilde ilişkiler koptu. Ya toplamda 9 Latin Amerika ülkesi bu sonuçlara itiraz etti.
Kolombiya ve Brezilya'dan şimdiye kadar aykırı bir açıklama gelmedi. Onlar zaten başından beri özgür seçimleri desteklediklerini söyledi. Ve Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel López Obrador net bir açıklama yaptı ve sonuçları tanıyacağını duyurdu. Honduras Devlet Başkanı Maduro'yu tebrik etti. Bolivya, Küba, bir de Nikaragua seçimler sonuçlarının sonuçlanmaz. Nicolas Maduro'ya destek mesajlarında bulundular ve seçim sonuçlarını tebrik ettiler. Şimdi tekrar ülkeye dönelim. Maduro'nun seçim zaferinin ardından muhalefet senin de ifade ettiğin gibi kendisinin kazandığını iddia etti bu seçimi. Ve muhalefetin bu tavrından sonra halk sokaklara indi. Orada son durum nedir onu merak ediyoruz. Doğrusunu söylemek gerekirse Tuğba Hanım, seçimlerden bir gün sonra yani yerel saatte 4'e kadar ufak tefek olaylar dışında, taşkınlıklar dışında başkent Caracas çok sakindi. Yani sokaklar, caddelerde ciddi bir sessizlik vardı. Meydanlar aynı şekilde, yani iş akışı devam ediyordu. Hayat normal ticari akışına devam ediyordu. Fakat Nicolas Maduro'ya mazbatası teslim edildikten kısa süre sonra ani gelişen olaylar yaşandı. Örneğin yerel medyada çıkan haberlere göre 200 kişilik bir motorcular bir anda şehrin meydanına çok tahrik edici, provoke edici davranışlarda bulunarak ellerinde sopalarla meydana geldiler. Yani Caracas'ta toplu bir gösteri olmadı. Daha çok böyle mahalle mahalle izah edebileceğimiz alanlarda yaşandı. Caracas'ın merkezinde bir takım kamu mallarına zarar verme suretiyle Nicolas Maduro'nun seçim afişlerini yakıldı. Eski devlet başkanı Hugo Chavez'in heykellerine zarar verildi. Dediğim gibi sağda solda lastikler yakıldı. Ele geçirilen bir polis motoru aynı şekilde ateşe verildi. Ve güvenlik güçlerine yönelik taşlı saldırılar yapıldı. Gerçekten yani sağda solda ne kadar iş yeri ve bina varsa onlar da bundan nasibini aldı. Mesela bizim kaldığımız otelde dahi bir sürü kapsül, gaz bombası ve taş gördüm. Bazı yerlerde ciddi zararlar meydana geldi. Fakat bu olaylar kısa süre içerisinde bitti. Şu an itibariyle yani yerel saatte 9 Caracas'ta ve durum sakin. Ancak bugün iki önemli yürüyüş var. Yerel saatte 11'de muhalefetin başını çektiği bir yürüyüş gerçekleştirilecek. Muhalefet lideri Birleşmiş Milletler Ofisi önünde bir basın açıklaması yapacak. Ve dün akşamki iddia ettiği %73 ile kazandık. Elimizdeki tutanaklara göre seçimin galibi biziz. Seçimde hile var. Ulusal Seçim Konseyi'nin açıkladığı sonuçlar doğru değildir minvalinde bir basın açıklaması yapacak. Hemen arkasından ise yani saati daha tam netleşmedi gerçi ama yerel saatte 2 olduğu söyleniyor. Devlet Başkanı Maduro destekçilerinin bir yürüyüşü gerçekleştirilecek ve onlar da Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'e yürüyecekler. Zaten dün akşam da Ulusal Meclis Başkanı İktidar Partisi destekçilerine Devlet Başkanı Maduro'ya sahip çıkmalarını istedi. Çünkü 2014, 2017, 2019 olaylarında çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Venezuela'da ciddi manada sokak olayları, şiddet olayları yaşandı. Buradaki halkın şu anda en büyük tedirginliği o zamana geri dönülmesi. Kimse istemiyor çünkü halkta çok ciddi manada bir endişe söz konusu. Tekrardan o günlere dönmek istemiyorlar. Dediğim gibi ülkede son bir haftadır gözlemlediğimiz ciddi bir ekonomik toparlanma söz konusu. Yani ülke halihazırda bu kadar ileri gitmişken, yani mevcut sorunlarını çözme yolunda ilerlerken tekrardan bu şiddet olaylarına dönmek istemiyorlar. Yani bir kesimde çok ciddi bir tedirginlik var. Çok daha kötü olayların yaşanabileceğine dair. Gelişmeleri takip ediyoruz. Dediğim gibi Caracas yani başkentte çok ciddi olaylar yaşanmadı. Yani taşlı saldırılar, bir kamu malına zarar vermeler, polis araçlarının zarar vermeler, polis motorlarının yakılması dışında çok ciddi bir güvenlik önlemi alındı. Binlerce asker ve polis şehrin önemli noktalarında güvenlik taraması yapıyor. Dolayısıyla şu anda Caracas'ta durum sakin ama dediğim gibi hem muhalefetin hem de iktidar tarafının bugün bir yürüyüşü olacak ve biz de bu yürüyüşü takip edip son gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğiz. Evet değerli dinleyiciler, Venezuela'da açıklanan seçim sonuçlarına itiraz eden halk sokağa indi dedik son durumu. Anadolu Ajansı Kolombiya muhabiri Sinan Doğan'la konuştuk. Sinan çok teşekkür ederiz aktardıkların için ve kolaylıklar dilerim. Rica ediyorum Utuva.
Programı kapatıyoruz. Podcast yayınlarımızı X platformunda AA Ses hesabında paylaşıyoruz. Bizleri dinlediğiniz mecralardan takip etmeyi unutmayın efendim. Hoşça kalın.